Türkiye'nin göz bebeği olan, akademik özgürlüklerin en zirvede olduğu, en başarılı insanların gittiği ve orada okuyan insanların hep ifadesiyle tanıdığım çok insan var. Boğaziçi'nin özgürleştirici bir havası var. Gerçekten bir üniversite havası, bir düşünce özgürlüğü, bir tartışma, bir critical thinking, eleştirme, farklı olana tahammül etme gibi böyle bir yapısı vardı. Nitekim 28 Şubat'ın en katı dönemlerinde bile Boğaziçi Üniversitesi başörtüsü yasağını uygulamamış bir üniversitedir. Ve bu yönüyle de Türkiye'nin en başarılı akademik kurumu üniversitesi oldu. Dünyada da hep nispi olarak sıralamalara girdi. Elbette ilk 5-10 arasında olamadı ama ilk 100 arasında, 200 arasında, 500 arasında oldukları oldu. İşte bugünlerde Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne bir partili rektör atandı. Eskiden rektörler seçimle gelirdi. Maalesef bu kötü alışkanlığı Ahmet Necdet Sezer getirdi. Bugün Ahmet Necdet Sezer'i arıyoruz. Bulsak başımızın üzerine koyacağız. En azından kirli bir adam değildi. İdeolojik bir adamdı. Katı laikçi, seküler, farklı düşüncelere taviz vermeyen, Kemalizmi tabulaştıran bir adamdı ama kirli bir adam değildi. Haris bir adam değildi. Mesela Ahmet Necdet Sezer'in zannederim Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemdeki harcamalarla Erdoğan'ınkini karşılaştıramazsınız bile. Yani Abdullah Gül ki daha müsrif bir adamdı. Onunla bile Erdoğan arasında 200-300 kat fark var harcamalarda. Ahmet Necdet Sezer'le binlerce kat fark olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu rektörlerin, birinci seçilen rektörün atanmaması meselesinde Ahmet Necdet Sezer'in büyük vebali vardır. Hep gidip kendi kafasına göre laik kemalist insanları birinciye rağmen üçüncü, beşinci sıralardan atadı. Şimdi Erdoğan geldi seçimleri de kaldırdı ve doğrudan şimdi üniversitelere kafasına göre atama yapabiliyor. Bildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Boğaziçi Üniversitesi'nde kadrosu olan birisi değil ama Erdoğan'ın paraşütle atadığı bir adam. Şimdi buna doğal olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenlerinin, öğrencilerinin ve diğer öğrencilerin tepkisi var. İnşallah bu tepki durmaz. Büyüyerek, genişleyerek devam eder. Güzel bir tepki. Hangi üniversitesi olursa olsun, şehir üniversitesi de olsa, yani bizim üniversitelerimiz, benim de hocalık yaptığım Turgut Özal Üniversitesi gibi 16 üniversitenin başına kayyım atandığında başbakan olan Davutoğlu'nun şehir üniversitesinin kapatılmasına da karşıyız. Boğaziçi Üniversitesi'ne zincir vurulmasına da karşıyız. Akademik özgürlüklerin iptal edilmesine de karşıyız. Geç de olsa işte 8 bine yakın akademisyen KHK ile atıldı. Hapislere atılanlar var ki bunların içinde liberal, demokrat, solcu olan pek çok akademisyen de var KHK ile ilgili atılanların içinde. Bu 16 üniversiteye ses çıkmadı. Özellikle sol, liberal kesimlerden bir üniversiteyi ne hakla kapatırsınız? Terörle ne ilgisi var? 15 Temmuz'da üniversitenin ne ilgisi var? Demediler. Ve benim rektörüm başta olmak üzere Abdülkadir Şengün, diş hekimi, bu 16 üniversitenin rektörlerinin pek çoğu hala hapiste ve bu gündem bile olmuyor. Yine Çanakkale Üniversitesi'nin rektörü olan Sedat Laçiner çok iyi bir sosyal bilimci. İngiltere'de King's College'da çok iyi dereceyle okumuş ama ülkesine hizmet etmek için imkanları bırakıp gitmiş bu tür akademisyenler maalesef sol ve liberal kesimlerin çok gündeminde olmuyor. Ama olsun, ona rağmen Boğaziçi'ne yapılan bu zincir vurma, kapatma, öğrencilerin doğal, anayasal, tabii hakları olan nümayiş ve gösteri hakkını engellemek için üniversite kapısına kilit vurma, kelepçe vurmayı elbette kınıyoruz. Ama bu insanlardan, bu dostlarımızdan şunu da hatırlamalarını istiyoruz. Hala kapatıldı pek çok üniversite. Benim üniversitemin 7-8 bin öğrencisi vardı. Her şeyine el koydular. Hatta hocalarının pek çoğunu hapse attılar. Özel eşyalarını almaya gittiğinde tutuklanıp 2 yıl hapiste kalan hocalar var. Yani üniversite bir gecede kapatılmış. İçinde cüzdanının, özel eşyalarının, kimliğinin vesaire olduğu emanetlerini almak için odasına gidiyor. Gittiğinde tutuklandı ve hapse atıldı. Bildiğim bir arkadaşım. Böyle çok örnek var. Bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mücadeleye elbette destek verelim. Akademik özgürlüğe siyasi eller dokunmasın. Ama öte taraftan hala hapiste olan bu kapatılan üniversitelerin
rektörlerini de lütfen hatırlayalım. Lütfen Sedat Laçiner'i de hatırlayalım. Mesela lütfen İbrahim Cerrah Profesör Doktor bir think tank kuruluşu kurduğu için hapiste ki bu İbrahim Cerrah Amerika'da doktora yapmış, İngiltere'de doktora yapmış, Amerika'da pek çok üniversitede çalışmış. Türkiye'de iki defa Fulbright bursunu kazanan belki tek akademisyen ve ilginç bir özelliği daha var İbrahim Cerrah'ın. İlahiyat mezunu, sosyoloji doktorası yapan birisi. Hakan Fidan'a ilk defa namaz kılmayı öğreten, dini bilgileri öğreten bir ortaokul çocuğuyken onu himaye eden, ona abilik yapan birisi ve Hakan Fidan kendisine bir şeyler öğreten, İslami terminoloji kavramları öğreten bu zatın yıllardır hapiste durmasından, atılmasından rahatsız olmuyor. Belki de onun hapse girmesine o vesile oldu, o sebep oldu ve hücrede de tuttular yıllarca. Lütfen bu tür akademisyenleri de hatırlayalım. Yani 8 bine yakın KHK'lı akademisyeni hatırlayalım. Kapatılan 16 üniversiteyi hatırlayalım. Ve bu kapatılan üniversitelerin hala hapiste olan çok başarılı, hiçbir suçu vebali soruşturması olmayan daha önce rektörlerini de hatırlayalım. Evet, Boğaziçi'ne zincirin vurulduğu aynı anda bir başka olay oldu. Ne oldu arkadaşlar? Dicle Diyarbakır Üniversitesi'nde Almanca bölümü öğretim üyesi Halil Demir sana Erdoğan'a hitaben şiir yazıyor. 100 kıtalık şiir. Ve şiirin başlığı şu: "Sana ömrümden ömür vermek isterim Erdoğan" diyor. Sosyal medyada bunu şöyle paylaşmışlar. Koca üniversiteleri bir A sınıfına döndürdüler. Başka söz söylemeye gerek görmüyorum diye paylaşmış birisi. Ben de buna şöyle cevap verdim Twitter'da. Öyle de düşünüyorum. Bu rasyonel bir tepki aslında. Yani adamı küçümsemeyin, gülüp geçmeyin. Bu adam bu dönemin ruhuna uygun davranıyor. Gayet rasyonel davranıyor. Bugün işte akademik özgürlükleri savunursanız, bir kısım hakkı, hukuku savunursanız, gösteri ve nümayiş hakkını savunursanız Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi kapılarınıza kelepçe vuruluyor. Doğum yapmış kadınlara kelepçe vuruluyor eğer muhalif olursanız. Yine mesela bir örnek vardı, görmüşsünüzdür. Bomba imha uzmanı olan ve iki gözünü kaybeden, %95 oranda görme yetisini kaybeden, ellerini kaybeden, %95 özürlü bir polis, yani gazi bir polis, bir okulun önüne konulan bombayı imha etmek için kendini feda eden bir polise bu ülkede iktidarla aynı düşüncede olmadığı için 7,5 yıl hapis verildi. Ve hapse gönderecekler şimdi. Kendi ihtiyaçlarını göremeyen bir polis, kahraman ilan edilmesi gereken bir adamı iktidarla uyumlu olmadığı için terörist ilan edip hapse atan bir dönemden geçiyoruz. Yani 1930'ların dönemini yaşıyoruz adeta. Türkiye'de de öyleydi. Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in baskıcı demir yumruklarının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ve bu adamın bu tweet'i de bence bu dönemin ruhuna çok uygun. Çünkü bu dönemde muhalifseniz, farklı bir şey söylüyorsanız kelepçe takılıp hapislere atılıyorsunuz. Malınıza, mülkünüze el konuyor. En temel haklarınız, mülkiyet hakkı gibi, ifade hürriyeti gibi en temel haklarınızdan elinizden alınıyor. Ama işte bu adamın yaptığı gibi, yani bu da bir üniversite olması tabii ayrı bir ironi. Yani hani bir köy ilkokulunda çok da medeniyet görememiş, biraz hayattan kopmuş bir ilkokul öğretmeni falan yapsa bunu anlayışla karşılayabilirim. Ama Dicle Üniversitesi'nde bir akademisyen, muhtemelen şiiri de yağmur yağdı çaktı şimşek gibi bir şeydir, öyle olduğunu düşünüyorum, Erdoğan'a şiir yazıyor. Bu aslında çok mantıklı bir şey, rasyonel bir şey, dönemin ruhuna uygun bir şey. Çünkü bu tür adamlar biliyorlar ki lidere, otoriter lidere en küçük bir şeyi söylersen bunun karşılığını görüyorsun. Cezasını alıyorsun, hapse atılıyorsun, haklarından mahrum ediliyorsun. Ama lidere övgü yağdırırsan, iltifat edersen, onun elini ayağını öpersen bu da karşılıksız kalmıyor. Bir makam alıyorsun, bir yere getiriyorlar. İşte şoförünü alıp milletvekili yapabiliyor. Yakınlarının hepsini bir yerlere getiriyor. 4-5 maaşlı insanlar acından ölürken, işsizlik neredeyken 4-5 maaşlı insanlardan biri olabiliyorsun. Bence bu yönüyle
Bu İbrahim Halil Demir denilen akademisyeni Dicle Üniversitesi'nde takdir etmek gerekiyor. En azından adam zamanın ruhunu yakalamış. Bu dönemde ne yapılması gerekiyor onu görmüş. Ve takip edelim bu zatı. Muhtemelen çok sürmeyen bir zamanda bu hareketinin ödülünü alacaktır diye düşünüyorum. Yani buna Erdoğan ve çevresindeki insanlar bu hareketinden dolayı bir karşılık vereceklerdir diye düşünüyorum.